mevsim ilkbahar oldu. Seninle gönlüme mutluluk doldu. Seninle her mevsim ilkbahar oldu. Seninle gönlüme mutluluk doldu. Ben bir rüya sanmıştım seneler oldu. Şükürler olsun seninleyim. Ben bir rüya sanmıştım seneler oldu. Şükürler olsun seninleyim. Allah seni benim için yaratmış sevgilim. Seni verdiğim için her gün şükür ederim. Yoluna feda olsun bütün ömrüm, her şeyim. Şükürler olsun seninle. Allah seni benim için yaratmış sevgilim. Seni verdiğin için her gün şükür ederim. Kutta Oro. Ama gelinen damat çıktı. Salma Canoro. Ya bitti o dans. Başka bunu sal. Salma bunu. Başka sal Galil. Murat Kırsız. Hasret dolu yüreğime hoş geldin.
kuşağı var. Hangi bastı kuşağı var olacak? Kötü günde aşkla ne varsa. Bu bastı kuşağı bağlıymış. Semra. Kırmızı kuşak salka adı. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim işte. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi babam. O daha çok küçük, küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babamın. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi babam. Hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı, gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızlara. Yazık bize, yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderi. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceğim. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketimi. Yapıştır dağlar.
yaşamadım çok mutlu. Kalbim sevgi dolu. Kızımla dalmadım çok mutlu. İkimiz hep birbirine çok uyumlu. Mutluluklar gelirse bir thank you.
Hüseyin, bakın. Bana bak birazcık. Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'du fekal. İnşallah bu hayırlı amele başlamadan önce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi İnnemel amelu bin niyet. Yani ameller niyete bağlıdır. Kızın babası gelsin. Buraya toplanma sebebimiz nedir? İki gencin birleşmesi demek. Ve o yüzden nikaha geçmeden önce nikahın geçerli olması için bazı şartlar var. Onlardan da birisi nedir? İmandır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Bismillahirrahmanirrahim. Leyse kemislihi şeyi ve huve semi'ul basir. Anlamı Allah-u Teala hiçbir şeye benzemez. Her şeyi gören ve işitendir. Allah-u Teala Rabbun Azze ve Celle mekansız olarak vardır. Gökte değil, yerde değil, hiçbir yerde değildir. Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. Ondan sonra iman etmemiz gerekir neye? Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere. Allah-u Teala Rabbun Azze ve Celle yeryüzüne 124 bin peygamber gönderdi. İlki Adem Aleyhisselam, son ikisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aralarında gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin Hristiyan, Yahudi, Evre, Kutperest, Yahudi. Hepsi İslam dinine geldiler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın kabul ettiği her din İslam dinidir. Ondan sonra iman etmemiz gerekir Allah'ın göndermiş olduğu meleklere. Melekler ne erkek ne de kadındırlar. Hasta yemezler, içmezler. Bıkmadan, uslanmadan Allah'ın emirlerini yerine getirir melekler. Ve iman etmemiz gerekir neye? Peygamberlerin bazılarına gönderilen kitaplara. Kitapların sayısı 4 tane büyük kavim kitaptır. İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an-ı Kerim. İncil, Tevrat ve Zebur maalesef zamanımızda gerçekleri kalmadı. Hangisi gerçek kaldı? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de kıyamet gününe kadar değişmeyecek. Çünkü Kur'an'ı koruyan Allah'tır. Ondan sonra neye iman etmemiz gerekir? Kader. Kader dediğimiz zaman çok geniş bir mesele. Kısaca kader ne demek?
İnsanın doğduğu günden öleceği güne kadar onunla ne hasıl olursa olsun, ister iyilik, ister kötülük, ister hastalık, ister şifa, ne gelirse gelsin bu onun kaderindedir. Çünkü Allah-u Teala o insanı yaratmadan önce kaderini yaratmıştır. Ve ondan sonra insanı yaratmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim ve halaka kulle şey. Her şeyi yaratan Allah'tır. İyiliği de kötülüğü de. Başka bir ayetinde ne buyuruyor? Hel min halikin gayrullah. Anlamı Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Peygamberimiz hadisinde ne diyor? Mâ şâallâhu kâh ve mâ lem yeşerrim yıkın. Veyahut la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın koruması olmazsa günahtan korunma olmaz. Allah'ın yardımı olmazsa ibadet edilmez. Şimdi nikaha geçiyoruz. Buna iman söylenir. Fakat bir insan böyle inansa da ağzından küfür kelime çıkardı mı İslam dininden ayrılır ve nikahı da bozulur. Küfür ne? Küfür her kim söylerse Allah'a, meleklere, peygamberlere, İslam dinine o insan Müslüman iken kafir olur. Ve hatta nikahları da kırılır, bozulur. Veya her kim derse Allah sana dayanmasın, Allah seni yesin, Allah'ın gücüne gitmesin. Bu gibi kelimeler insanı küfüre düşürür. Müslüman iken kafir yapar. İnsan, anlatmış olduğumuz bu şeyleri inşallah geçmişte kullanan yoktur. Her kim kullandıysa kalbinde ne diyecek? Müslüman olma niyetiyle şehadeti söyleyecek. Her kim yine kullanmış, şehadeti söylemiş, adam Müslüman. Kalbinde ne diyecek? Zikir niyetiyle. Şimdi ben şehadeti söyleyeceğim ve arkamdan hep birlikte tekrar edin. Deyin, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Muhammed, Abu'l-Gasim, Allah'ın peygamberidir. Şimdi nikaha geçiyoruz. Nikah ne demek nikah dinimizde? Bir erkeğin ve bir kadının biri birine helal olmaları demektir. Nikah İslam dininde yüceltilmiş bir ameldir. Nikahta kızın hakları vardır ve erkeğin hakları vardır. Kızın haklarından nedir? Kızın haklarından erkeğe farzdır. Bir çatısı olsun kızın. En azından İslam dinine göre çatı olsun ki yağmur yağdığı zaman ıslanmasın. Bu en az çatı. Ve mevsimde iki defa yazınmayın hangi yazlık elbiseler ihtiyaç varsa alacak. Kışa girirken kışlık elbiselere hangilerine ihtiyacı varsa onu alacak. Değişim gelinin dolabı dolu. Hadi yürü gene. Gerçekten neye ihtiyacı varsa alacak. Ve mehir denilen bir şey vardır. Mehir. Mehir ne demek? Bu kadının doğal hakkı. Onun teminatıdır. Kendini bu şey üzerine evlendirmesi gerekir. Mehir ne olabilir? Olabilir para, altın vesaire. Değerli bir şeyler. Bunlar kadının hakları. Şimdi erkeğin haklarına geçelim. Erkeğin haklarında da nedir? Mesela erkeği dedi ona, ya benden izinsin dışarı çıkma. Çıkmayacak. Çünkü çıkırsa kocasından izinsiz ne kadar adım atacak, melekler o kadar ona günah yazar. Kocası demiş ona, ya filanca kişiyle konuşma. Konuşma olacak. Belki kocası hoşlanmıyor ama. Konuşma olacak. Yani kısaca İslam dininde erkek ve kadın Allah'ın razı olduğu şeylerde birbirini dinleyecekler. Bunlar kadının ve erkeğin haklarıdır. Şimdi gelin kızımız ne isteyecek? Beş taş bir yüzük. Beş taş bir yüzük kaç gram? 10 gram. 10 gram. Tamam. 14 ayar. 14 ayar. Tamam. Kağıtlar buldunuz mu? Şimdi ikiniz birbirinize bakın. Ona de ki, ben kendimi sana evlendirdim. Yok bu da. Tamam. Söyle, ben kendimi sana evlendirdim. 10 gram yüzük.
5 taş 14 aya mehir üzerine. Sen de ona de ki ben bu evliliği kabul ettim. 10 gram 5 taş yüzük 14 aya mehir üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike erhamer rahimin. Bi rahmetike erhamer rahimin. Bi rahmetike erhamer rahimin. Rabbi ufur li ve lil mu'minina vel mu'minat. Rabbi ufur li ve lil mu'minina vel mu'minat. Lillahi ta'ala el Fatiha. Allah-u Teala sizin evliliğinizi mübarek eylesin. Allah-u Teala sizi burada buluşturdu, cennette de buluştursun. Allah-u Teala size hayırlı zürriyetler, hayırlı evlatlar nasip eylesin. Öyle evlatlar ki Peygamberimiz Muhammed'in davasına hizmet edenlerden olsun. Allah-u Teala mübarek eylesin. Allah uzun ömürler versin. İhtiyarlar ne diyor? Bir yastıkta kocalarsınız. Zamanımızda bir yastıkta kalmadı. İnşallah bir yastıkta, inşallah Allah-u Teala sizi bir uzun ömür nasip eylesin. Простится ты село дыш по утро весе. Простится ты село дыш по утро весе.
kasası. Kim ne derse desin, lafımızı etsin, lafayı patlatsın.
Osmanlıları yaktı. Yine bir numara. Aman aman. Duman ettik duman. Duman duman. Adımız var. Şanımız da var var. Kaliteyiz her zaman. Her zaman. Bir izin çekemez.
Çok mu? Çok. Ay gelinim. Sırma helal olsun. Thank you.
Yeah.
keseriz, kırayız, dar tepsi arayız. Bizi çekemeyelim de içinde yarayız. Agan Azmiler dünya güzeli. Lütfen herkes başa tutunur mu? Thank you.
sallayın